Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere gerçekten direkt somut olarak 600 euro kazandıracak ve uçak bileti kazandıracak bir bilgi vereceğim. Bu zamana kadar çoğu videomda zaten değerli bilgiler verdim. Para kazandıracak veya kâra geçirecek bilgiler verdim. Tecrübelerimi paylaştım ama bu sefer başıma gelen talihsiz bir olaydan dolayı ondan nasıl kâra geçtim onu anlatacağım. Bu zamana kadar hep kazıklandım, hep zarar ettim yolculuklarımda. Genellikle demeyeyim, hep kötü olaylar, kötü tecrübeler yaşadım uçuşlarımda. Mesela bir uçuşumda valizim parçalandı. Halen 3 aydır onun parasını ödeyecekler, ödemedi bir firma. İlk Tayland'a giderken, Türkiye'den Tayland'a giderken şu anda tazminat aldığım aynı firma Indigo Air. Onun da videosunu çekmiştim zaten. Çoğu videomda artık anmadan, kendilerinin kulaklarını çınlatmadan geçemiyorum. Bayağı bir zarara uğratmışlardı beni. Çünkü Tayland'a giderken dönüş bileti almamı zorunlu bırakmışlardı. Türkiye'deki gümrük memuru da, Tayland'daki gümrük memuru da bana dönüş bileti sormamasına rağmen sırf o Indigo Air'in dönüş biletini mecbur bıraktığı için ondan bayağı bir zarar etmiştim. Çünkü almamam gerekiyordu dönüş bileti. Başka yerlere seyahat edecektim. Planım dışında bana bilet aldırdıkları için zincirleme başka zararlar ettirmişlerdi. Şimdi tekrardan aynı firmayla dönmek zorunda kaldım. İkinci binişim, ikinci Indigo Air'i tercih edişim. İkinci seferde de beni mağdur etmeyi başardılar. Hem sadece uçuş iptal olmadı, uçuş iptalinin yanında da tax free alacaktım, vergi iadesi alacaktım. Aynı zamanda ondan da ayrı bir mağduriyet yaşadım, bir zarara uğradım. Onu da diğer videolarda bahsedeceğim zaten. Onun parasını alabilirsem veya alamama durumuna göre ondan da bahsedeceğim. Eğer kanala abone olursanız yine tax free ile ilgili de videolar paylaşacağım. Uçuşlarda dikkat etmeniz gereken konular olsun veya ülkelerdeki kazıklanma olayları veya dikkat etmeniz gereken birçok konularda da uyarıyorum zaten. Ben tecrübe ettikçe, ben kazıklandıkça sizin kazıklanmamanız için videoların çoğunda uyarıyorum zaten. Böyle bilgiler verdiğim için de çoğunlukla insanlar sıkıcı buluyor. Gerçek bilgiler verdiğim için, faydalı bilgiler verdiğim için izlemiyorlar ama ne yapayım işte, insanlar düşmeden de böyle şeyler yaşamadan da bize hak vermiyorlar, bizi takdir etmiyorlar, desteklemiyorlar ama ne yapalım, biz yine bildiğimiz yoldan, dürüstlükten, doğruluktan şaşmayalım. Evet, artık konuya gireyim. Bahsettim size. İlk Tayland'a giderken de Indigo Air'i tercih etmiştim. Yani ucuz hesaplı diye insanlar tercih ediyor açıkçası. Memnun kaldım mı? Memnun kalmadım. Çünkü bana dönüş biletini zorunlu bıraktıkları için, almayı zorunlu bıraktıkları için bir zarar etmiştim. Bir yaklaşık 10 bin, 20 bin liraya yakın bir zarar etmiştim. Onlar dönüş biletini almayı mecbur bıraktıkları için. Zaten diğer videolarda bahsediyorum bu konudan. Bu sefer başımıza ne geldi? Bu sefer dönüş biletini tekrardan Indigo'dan almak zorunda kaldım. Çünkü o günün tek uçuşuydu. Onu aldığımızda da uçuş iptal oldu ve uçuş iptal olduğu anları da çektim. Onları da paylaşacağım bu videoda, bu açıklamaların sonrasında. Uçuş iptal olduktan sonra neler yaşadık? O süreci göstereyim ilk önce size. O süreçten sonra tekrardan para nasıl alabilirsiniz? Onlardan detaylarından bahsedeceğim. Evet, havalimanına geldim şu anda. Phuket'teki, Tayland'daki. Dönmeden önce tax free almam gereken şeyler var, ürünler var. Karşıda tax free yazıyor, bakın. Oradan tax free'yi almaya gideceğim şimdi. Alırsam da şey yaparım, videoyu çekip detayları anlatırım. Ama uçuştan önce, check-in'den önce yaptırmanız lazım ve erken gelmeniz lazım. Çünkü havalimanında bayağı sıra oluyor. Evet, uçuşumuz iptal oldu. Mumbai'den Phuket'ten İstanbul'a giderken Indigo firması yine bir sıkıntı çıktı.
Normalde 14 saatte gitmemiz gerekiyordu. 20 saat, 28 saat aktarmalı bir uçuş ayarlıyorlar onun yerine. Yani iki katı beklemek zorundayız. Onun haricinde kısa zamanda vizi göndermeye de çözüm bulmuyorlar. Böyle bir sıkıntı da var. Şu anda çözmeye çalışıyoruz ama çözüm bulmak yerine daha kötü bir şey sunuyorlar bize. Açıkçası çözüm sunmuyorlar. İkideki uçuşumuz şu anda sabah saat 9'a ertelendi. Şu anda 8 saat, 9 saatten fazla bir bekleme süresi olacak. O konaklamayı da şu anda sağlayamıyorlar, veremiyorlar. Avrupa kurallarında onu veriyorlar da konaklamayı bunlar sağlayamıyormuş. Şimdi böyle Araf'ta kaldık. Diğer alternatif hava yolunu ayarlamaya çalışıyorlar. Onunla yollamaya çalışıyorlar en yakın hava yoluyla ama o da bayağı saatler sürüyor yani. Burada bu kadar kişi bekliyoruz. Tamam, sizi çekmiyorum. Evet, rezalete bakın. Bunların bileti vardı. Uçağı yolladılar. Uçaktan ondan sonra iptal etmişler. Tekrardan indirmişler. Herkesi Katar'la yolladılar. Beni sadece şeye yolladılar. Umman'a yolladılar. Herkes Katar'la gidiyor. Ben Umman'a gidiyorum. Böyle aptalca saçma sapan şey olabilir mi? Kalacak yer ayarlamadılar. Mağdur ettiler. Yemek ayarlamadılar. Sabahtan beri uçuş zamanını bekliyorum. Bu ikinci Indigo'ya bulaşma. İkisinde de beni mağdur etti. Birincisinde dönüş bileti istediği için bayağı bir mağdur etti. Normalde burada uzatacaktım. 2000 liraya uzatacağım şeyi bana 15 bin liraya falan mal oldu. Öyle bir kazık attı Indigo. Şu anda da hem uçuş iptal oldu. Saatlerce bekliyorum sabahtan beri. Zaten uykusuz gelmiştim. O yetmezmiş gibi başka ertelemeli bir 8-10 saat daha bekleyeceğim uçuşla yollayacaklar. Ortalama 20 kişi falan mağdur olduk. 19 kişiyi Katar hava yoluyla yolluyorlar. Sadece beni Umman'la yolluyorlar. Onda da tek bıraktılar. Artık buradan siz ne anlarsanız anlayın. Böyle saçma bir durumun içine girdim. Hayattaki şansım diyeyim artık, ne bileyim yani. Herkes Katar'la yolluyorlar, beni Umman'la yolluyorlar. Artık bunda da bir hayır var diyemeyeceğim de böyle saçmalığın ortasında kaldım. Indigo bu. Bir daha bulaşırsam aklınız varsa bulaşmayın. Indigo'ya bulaşmayın. Bu iki oldu. İkisinde de rezil etti beni. Yani pahalı alın. Uzun zamanlı alın ama Indigo'ya bulaşmayın. Böyle bir süreç yaşadık işte. Ben havalimanına tax free alacağım diye erken gitmiştim. Hatta bayağı bir erken gittim. 7-8 saat önce gittim uçuşumdan. Çünkü bu zamana kadar çok fazla havayolu şirketiyle sorun yaşadığım için artık mecburen çok erken gidiyorum ki bana verecekleri zararı minimuma indirebilmek için öyle erken giderek önlem alıyorum. Tüm günümü havalimanında harcıyorum. Yine öyle bir erken gidiş sürecinde 7-8 saat bekledikten sonra check-in'e kadar havalimanında ben işlerimi halletmişim. Sadece check-in yapacağım. Öyle ortada kala kaldık. Ondan sonra uçuş saati geçti. Uçak artık Hindistan'a gitti. Biz Hindistan aktarmalı İstanbul'a gidecektik. Sadece uçak bizi almadan gitti işte. Yaklaşık 15-18 kişi falan. O kadar kişi kaldık havalimanında ama bize kalacak yer ayarlamıyorlar. Hani bileti nasıl telafi edecekler onu soruyoruz. Net bir şey söylemiyorlar. En yakın uçuş mesela bizim uçuşumuz gece saat 2'deydi. En yakın uçuş
Sabah 9'da bir 7-8 saat bekleme süresi var. Bir de gece olunca uykusuz beklemek daha da zor oluyor. O zaman dedik haklarımıza göre bize kalacak yer ayarlayın, otel ayarlayın veya konaklama ayarlayın, yeme içme şeyini ayarlayın. Hani sonuçta bunlar yolcu hakları. İşte bunları söylediğimizde hiçbirini ayarlamadılar bize. Sonra ben bunların videosunu çektim. Çoğu kişi arafta kaldı. Bazıları bileti iptal ettirmek istedi. Parasını geri iadesini yapıyorlar. Bazılarına da işte alternatif uçuş ayarlıyorlar. Bir 7-8 saat sonraya, gündüz saati 7-8 saat sonraya uçuş ayarlıyorlar. Alternatif uçuş aynı güzergaha. Öyle şeyler vardı işte veya erteleyebilirsiniz. Uçuşunuzu başka güne erteleyebilirsiniz diye de seçenekler sunuyorlar. Bizim gitmemiz lazım yani. Çünkü herkesin başka uçuşları, başka gideceği yerleri vardı. Acelesi vardı. Biz mecburen sabah uçuşuyla tekrardan geldik. Ama bu uçuş aynı zamanda Türk Hava Yolları ortaklığıyla yapılan uçuş. Ben zaten Türk Hava Yolları'nın defalarca mağduru olduğum için, beni defalarca zarara uğrattıkları için çalıştığı firmalarla da artık şaşırmıyorum tekrardan beni zarara uğratmalarını. Biz sonunda eninde sonunda şeye geldik işte. İstanbul'a indik. Türk Hava Yolları ile ortak uçuş olduğu için direkt Türk Hava Yolları müşteri temsilcisine gittik. Orada şikayetimizi belirtelim, durumumuzu belirtelim. Zararımız nasıl tazmin edilecek onun hakkında bilgiler alalım diye. En azından nerelere şikayet edebiliriz diye. Müşteri temsilcisine gittiğimizde bizi ilgilendirmiyor dedi. Resmen başından kovar gibi hiçbir şekilde bilgi de vermedi. Nereyle irtibat kuracağımız hakkında da bilgi vermedi. Resmen başından savdı. Sonra da biz işte Ulaşım Bakanlığı'na mı mail atalım yoksa diğer biletini aldığımız asıl firmaya mı mail atalım diye düşünürken işte zaten çok kişiydik. 10-15 kişiydik. Çoğu artık uğraşmak istemedi yaşadığı sıkıntıdan dolayı, uykusuzluktan dolayı. 12'si falan elendi işte biz 4-5 kişi kaldık. En sona arkadaşlarla konuşuruz işte neler yapabiliriz diye. Ben hem tax-free'den patlatmış beni uçak. Tax-free'imi alamamışım o uçuş iptali yüzünden. Hem de uçuş iptal olmuş. Bir de ilk geldiğimde zaten aynı firma beni mağdur etmişti. Dönüş bileti istediği mecbur bıraktığı için. Yani ben fazlasıyla zaten bu firmanın zararını yaşadığım için yani şikayet etmeyi kafaya koymuştum. Diğer 4-5 arkadaş da aynı şekilde şikayet edelim o kadar rezillik çektik deyince şey yaptık işte. Bazıları Ulaşım Bakanlığı'na şikayet etti. Orası da Türk Hava Yolları gibi hiçbir şekilde şey yapmamış. Yani tam Türk tipi dönüşü aldılar. Hiçbir şekilde muhatap bulamadılar. Gerekli bilgilendirici, yardımcı olucu cevap bulamadılar. Karşılık bulamadılar. Sonrasında biz o bilet aldığımız firmaya da mail attık aynı zamanda. Oradan kısmen olumlu bir cevap geldi. O mailleşme sürecinde neler yaşadığımızı ve belgelerini, kanıtlarını istediler. Ben de zaten o videolar olduğu için o videoları paylaştım. Uçuş bilgilerimizi paylaştım. Ondan sonra bize olumlu geri dönüş yaptılar. Bize uçuş bileti fiyatını iade edebileceklerini söylediler. Yaklaşık 12 bin lira, 13 bin lira bir fiyatı vardı. Onu ödeyebileceklerini söylediler. Ama diğer bir arkadaş çok daha detaylı mail attığı için ona aynı zamanda 600 euro Avrupa uçuş kuralları, havacılık kuralları gereği tazminat da ödeyebileceklerini de söylemişler. Birimiz de sadece uçuş fiyatını, uçak bileti ücretini geri iade ediyorlar. Birine ekstradan 600 euro daha fazladan uçuş kuralları gereği, yolcu hakları gereği. Hepimiz de WhatsApp üzerinden şey yaptığımız için işte böyle haberleştiğimiz için bu artı bilgiyi hepimiz de faydalanmalıyız diye düşündük işte. Ondan sonra maillerimize bundan da bahsettikten sonra ama sürekli mailleşiyoruz yoğun olarak dört bir koldan. Maillere bunu da ekledikten sonra tamam evet Avrupa uçuş kuralları gereği 600 euro da tazminat hakkınız var diye maile geri döndüler. İlk olarak uçuş bilet fiyatını yaklaşık bir hafta içinde çok fazla sürmeden iade ettiler bilet fiyatını. Ama bu tazminatı da hem ekstra
banka bilgisi falan istediler. Hem de yaklaşık 20-25 gün içinde öderiz dediler. Şu anda o süre dolduğu için ve o parayı attığı için, yani net bir bilgi olduğu için artık bu videoyu çekip paylaşabiliyorum. Yani bu süreç 20-25 gün önce yaşanmıştı. Sadece paranın yatıp yatmamasını, sürecin nasıl sonlanacağını bekliyordum. Yani uçuş biletimizi hangi kart üzerinden aldıysanız veya hangi aplikasyon üzerinden aldıysanız paranız ona yatıyor. Eğer aracı bir firma üzerinden aldıysanız veya sigortalı aldıysanız haklarınız daha da fazla oluyor. Eğer benim gibi banka kartıyla kendi hesabınızdan aldıysanız hesabınıza yatıyor. Başka firma aracılığıyla aldıysanız onların hesabı üzerinden yatıyor para. Onlar aracılığıyla tekrardan iletişime geçip paranızı alabilirsiniz. Bu tazminat ise biz gerçekten bu uçuştan mağdur olduğumuz için, zarar ettiğimiz için, ekstradan benim tax free sorunu da vardı. Hatta bagaj kırılma olayları da vardı. Yani fazlasıyla geçerli sebep olduğu için ve 7-8 saatin üstünde bir süre geçtiği için diğer uçuşa, o uçuş öncesinde de bize kalacak yer, yemek filan, ulaşım için de hiçbir şey ayarlamadıkları, yardımcı olmadıkları için yolcu hakları gereği bu tazminatı ödemeyi haklı buldular. Açıkçası bunu her firma yapar mı veya tam olarak geçerli sebebini ne söylesem açıkçası biraz havada kalır. Çünkü bizde tüm kriterler uyuyordu. Zarara uğratacak tüm şeyleri yaşamıştık. Başımıza gelmişti. O yüzden tazminatı ödediler. Ama Türk firmaları size mümkün olduğunca, hatta muhatap bile bulamıyorsunuz. Bırakın tazminat ödemeyi, muhatap bile bulamıyorsunuz. Öyle de bir durum var. Ama yabancı firmalar size zarar ettirse de bir şekilde karşılayabiliyor. Aynı zamanda başka bir firma, Malindo Air, Batik Air. Orada da valizim kırılmıştı. Orada da valiz fiyatını, ücretini ödeyeceğiz, yeni valiz göndereceğiz demelerine rağmen o da 3 aydır ölü taklidi yapıyor. O da ödemiyor. Öyle de bir durum var başımda. Şu anda özet olarak, sonuç olarak biz tazminatımızı alabildik. Indigo Air'dan uğradığımız zararın karşılığı tazminatımızı, 600 euro tazminatımızı aldık. Ayrıca uçak bileti ücretini de aldık. Yaklaşık 12 bin lira uçak bileti ücreti artı 600 euro tazminat aldık. Yani bundan kazançlı, kısmen kazançlı çıktık diyebilirim. Yine ben o paranın miktarında değilim. Zaten beni öncesinde de zarara uğrattıkları için ben halen o kısımdayım da. İşte yaşadığımız durum buydu. Eğer diğer bilgileri de, tax free hakkında da bilgi almak istiyorsanız, sıkıntılar yaşadıysanız siz de veya valiz kırılması hakkında bilgiler alıp oradaki sıkıntılar hakkında bilgi almak istiyorsanız da kanala abone olun. Çünkü ben bir uçuşta maksimum zarara nasıl uğranır, benim başıma geldi yani hepsi. Onların hepsini yaşadım diyebilirim sizlere. Bu da benim hayattaki şansım ve hayatı zor modda yaşamamdan kaynaklı diyebilirim. Yani ben çoğu videomda zaten fazlasıyla objektif ve doğru bilgiler verip sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Diğer videolarımda olduğu gibi. Buna rağmen videolarım çok izlenmiyor veya çok takdir edilmiyor. Ama yine de zarar eden veya yardıma ihtiyacı olan insanlara da bu bilgiyi paylaşmak istedim. Çünkü biz yine bu durumu yaşarken YouTube'da veya internette çok fazla bilgilendirici video bulamadık. O yüzden de bu videoyu çekmek istedim. Bu durum başka insanların başına gelirse de en azından böyle zararlarını tazmin edebilirler. Onun hakkında bilgi vermek istedim. Yani sizler de bu videoyu izleyip de uçak bileti ücretinizi geri alabilir veya ekstradan tazminat alabilirseniz, bu videoyu izledikten sonra faydalı olursa, artık ya videoyu beğenip yorumlar kısmına yazın ya da en azından katıldan filan destek olabilirsiniz. Bir teşekkür mahiyetinde teşekkür şeyi, sticker'ı filan atabilirsiniz diyeyim. Videoyu burada sonlandırayım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla böyle bilgilendirici videolar için de kanalı takip etmeyi unutmayın. Ben her zaman böyle faydalı bilgiler veriyorum. Başkaları gibi prim yapmıyorum. Onlar izleniyor. Onlar yüz binler izleniyor ama ne yapalım artık. Biz hayatın zorluklarını, hayatı zor modda yaşayıp da mücadeleye devam ediyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere.